Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir kum saatiyle daha karşınızdayız. Efe Hocam merhaba. Merhaba Hamit Bey. İyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam hemen gündeme geçebiliriz. Bugün Evet. böyle biraz daha hızlı bir program yapmayı hedefliyoruz. İki tane temel konuyu konuşacağız. İkisi de çok çok önemli. Biri Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili çok ilginç gelişmeler yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Bir belgesel alt üst etti sanat dünyasını ve koca bir festivali. Önemli bir tarihi olan festival. Bir de yine onun kadar, ondan daha önemli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu çok tarihi bir karar var. Türkiye'deki programlarda da çok konuştuğumuz mağduriyetlerle çok ilgili. Hukukun, demokrasinin askıya alınmasıyla alakalı son 8-9 yılın bütün mağduriyetlerini ilgilendiren bir gelişme. Bu şeyi çok enteresan hocam, takip etmekte bile zorlanıyorum. Efe Hocam, bu Kanun Hükmü diye bir belgesel Altın Portakal Film Festivali'nin seçkisine, yani orada yarışacak belgeseller ve filmler arasına alınmıştı. Sonra tepkiler geldi. İşte bu mağduriyeti anlatılan kişilerden birinin davası sürdüğü için çıkarılması gerekiyor falan diye bir karar verdi. Çıkardılar. Sonra büyük tepkiler geldi sanat dünyasından, medyadan, insan hakları konusunda duyarlı çevrelerden. Yani KHK'lı iki kişinin dramını anlatan, biri öğretmen, biri doktor bu arada. O dramı anlatan filmi niye çıkarıyorsunuz diye jüri üyelerinden istifa edenler oldu. Sonra karar geri alındı. Sevindik dedik ya, ne kadar güzel yani. Türkiye'de demokrasi daha ölmemiş, insan hakları duyarlılığı var. İnsanlar tepki veriyorlar, hak arıyorlar. Sonra bu sevinç yaşanırken ya bir baktık tekrar bir karar. Bu sefer tekrar çıkarılmış listeden. Çünkü Kültür Bakanlığı, işte devlet bu sefer ağırlığını koydu. Biz festivalden çekiliyoruz diye çekildiler. Başka sponsorlar falan da çekildi. Ondan sonra tekrar tepkiler başladı. Mesela jüri başkanı Demet Akba istifa etti. Bir sürü başka gelişmeler de oldu, tepkiler oldu yine. Festivali tamamen iptal ettiler. En son Antalya Belediye Başkanı, CHP'li bu arada, yaptığı bir açıklamayla dedi ki festivali yapamıyoruz. Festival bu arada 7-14 Ekim'de yapılacaktı. Bu tarihler arasında yapılacaktı ve şu anda belki Altın Portakal Film Festivali tarihinde ilk kez herhalde yaşanmış. Bu ikincisi. Evet. 79'da yine böyle bir sansür nedeniyle iptal edilmiş. İzliyorsunuz mutlaka. Neresinden bakmak lazım? Ben sadece şu kısmını olumlu görüyorum. Yani Türkiye'de birçok insanın konuşur hale gelmesi bu belgeseli ve o belgeselin anlattığı konuları çok olumlu, ama diğer taraflarıyla hakikaten büyük bir fiyasko. Evet, şimdi bu tabii çok önemli bir konu. Birçok da farklı perspektiften ele alabiliriz. Şimdi ilk önce şuradan başlamak lazım. Tabii ki sanata ve sanatla ilgili herhangi bir aktiviteye böyle bir müdahale olması çok üzücü ve çok onur kırıcı bir şey. Ama bu maalesef otoriter rejimlerde sıklıkla karşılaşılan bir problem. Yani bu bizi sürprize uğratması gereken bir şey değil. Böyle bir Türkiye'deki böyle bir siyasal ortamda. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin de başına böyle şeyler gelmesi çok yadırganacak bir şey değil. Önce bunu tespit etmemiz lazım. Tabii ki bu şey anlamında değil, yani bunu boş verelim, önemli değil, bu konuyu konuşmayalım anlamında değil. Bunu eleştirelim ama yani Eyvallah. kiminle dans ettiğinizi bilmeniz lazım. Yani bu böyle bir durum. İkinci bir nokta, çok acı olan bir nokta, bunun KHK'lılarla alakalı bir belgesel filmden kaynaklanıyor olması. Ki konunun zaten siyasallaşmasının önemli bir nedeni bu. Yani yoksa bir ne bileyim işte duygusal bir film olsaydı veya işte bir korku filmi olsaydı veya işte başka türlü bir film olsaydı söz konusu olan devlet veya rejim böyle bir şeyle ilgilenmeyecekti. Dolayısıyla bu da önemli bir nokta. Üçüncü bir nokta şu, KHK'lılar konusu gündeme geliyor ve KHK'lılarla alakalı olarak
2016'nın Temmuz sonundan itibaren başlayan korkunç baskılar, zulümler, takibatlar, kriminalize edilmeler devlet tarafından. Bunlar yavaş yavaş aradan geçen uzunca bir süreden sonra insanlar tarafından konulaştırılmaya başlandı. İdrak oranı artıyor artık giderek. Yani bunu durdurmaları çok zor. Rejim açısından kötü bir şey bu. Neden? Çünkü konsolide ettikleri bir sistem var. Bu sistem yavaş yavaş çözülme aşamasında. Yani o halka dayattıkları diskur, halka dayattıkları söylem yavaş yavaş zayıflıyor. Bunu görmek çok güzel bir şey. Son olarak şunu söyleyeyim. Hani son olarak derken size lafı devretmeden son olarak şunu Evet. söyleyeyim. Şimdi beni üzen önemli bir nokta şu. Bu filmdeki yani bu belgesel filmdeki iki ana figür KHK'lı ve onlar üzerine kurgulanmış. Şimdi bu iki ana figürün şunu öğrendik ki standart yani tırnak içinde standart KHK'lılar değil solcu KHK'lılarmış bu arkadaşlar. Dolayısıyla Ya. bu solcu KHK'lıların savunulması caizmiş ve iyi bir şeymiş. Fakat eğer bu insanlar solcu değil de işte başka tür hedeflenen gruplardan mesela Kürtlerden olsaymış veya ne bileyim işte cemaat gruplarıyla alakalı insanlardan olsaymış o zaman bu böyle bir desteği hak etmezmiş gibi bir pozisyon, bir vodvil, bir sirk ortaya kondu. Ve bu işin açıkçası benim çok midemi bulandırıyor. Yani artık yeter kardeşim ya. Bu kadar ilkellik, bu kadar barbarlık, bu kadar hukuk tanımazlık, Evet. bu kadar hukukta selektiflik. Yani bunları kabul edemiyorum ben. Yani bir insan olarak kabul edemiyorum. Bunu yani bırakın hani eğitimini, hocalığını ya da işte medyasını bilmem nesini bunu boş verin. Ya insan olarak bu olmaz. Yani çifte standart uygulanmaz. Ya öyledir ya böyledir. Bu yani hukuka eğip bükemezsiniz bu şekilde. Dolayısıyla bu beni çok rahatsız etti. Yani bir taraftan seviniyorum. Evet KHK'lara sahip çıkılıyor ama KHK'lıları da iki sınıfa ayırıyorlar. İşte tırnak içinde konuşuyorum. FETÖ'cü olanlar ve FETÖ'cü olmayanlar diyerek iki gruba ayırıyorlar. Yani sizi solculuk nedenleriyle falan eğer KHK'lı yapmışlarsa o biraz daha makbul vatandaş haline getiriyor sizi. Yani bunu burada altını çizerek belirtmek istedim ki yani hoş bir Evet. şey değil. Hoş bir şey değil derken rezalet bir şey yani. Yani mağdurun kimliğine bakmak, hukuksuzluğa değil de acaba o kişinin eğilimi nedir, hangi gruba ait buna bakmak gerçekten çağ dışı bir yaklaşım. Fakat çok çağdaş diyebilen insanlar bu ayrımcılığı yapıyorlar. Bunun örnekleri de var. Onları biraz sonra konuşuruz. Biraz şöyle diyebilir miyiz? Yani bu belgeselde anlatılan KHK'lılar eğer cemaate diyelim ki bir tanesi bile, biri bile cemaate yakın birisi olsa belki bu festivale hiç alınmama ihtimali de var mıydı diyebilir miyiz? Veya bu kadar gürültü kopmayabilirdi herhalde. Bu kadar gürültü kopmazdı ve böyle destekli olmazlardı yani. Yani festival iptaline kadar veya işte festival komitesi başkanının veya festival komite üyelerinin geri çekilmesine, istifasına kadar falan muhtemelen gitmezdi. Yani şöyle, Türkiye çok bölünmüş ve kutuplara ayrılmış bir toplum. Yani klanlar, kabileler işte falan bunlar Türkiye'yi gerçekten biliyoruz. Hep bunu programlarımızda da bu sosyolojik dinamikleri konuşuyoruz çoğu zaman. Yani olay sadece bir rejim meselesi değil. Sadece rejim meselesi olsa ne bileyim işte Pinochet gibi bir adam olur başınızda. Idi Amin gibi bir adam olur. Putin gibi bir adam olur. Hitler gibi, Stalin gibi bir adam olur. Ona karşı bütün toplum, demokratik dinamikler, insan hakları dinamikleri de karşı çıkar. Şimdi Türkiye'de denklem bu kadar basit değil. Türkiye'nin de denkleminde farklı mahalleler, farklı ötekileştirmeler içerisindeler. Yani işte ne bileyim bir örnek vereyim işte Gülen cemaatiyle irtibatlı, iltisaklı tırnak içinde konuşuyorum. İşte FETÖ yine tırnak içinde. Böyle Evet. bir aidiyetiniz varsa veya ne bileyim PKK diye nitelenen Kürt siyasi hareketiyle bir bağlantınız varsa falan o zaman zaten rejimin otomatikman ötekileri oluyorsunuz. Ve size gelecek destek uğradığınız bir insan hakları ihlali esnasında veya sonrasında size gelecek destek de buna göre hemen böyle %80, %90 oranında düşüyor. Yani böyle bir gerçeğimiz var. Dolayısıyla böyle bir gerçeğin olması çok büyük bir handikap. Yani bu sadece o hedefteki o gruplar için yani ötekileştirilen gruplar için bir handikap değil. Bütün toplum için bir handikap. Niye? Çünkü insan hakları mücadelesi, hukuk ve demokrasi mücadelesi
eder. Maalesef bu şansı da yakalayamıyor Türkiye bir türlü, gördüğünüz gibi bu bölünmüşlük yüzünden. Maalesef yani benim de baştan beri kanaatim bu bölünmüşlük, bu herkesin kendi mahallesine sahip çıkması, başka mahalleleri görmemesi, herkesin biraz kendine liberal, kendine demokrat, kendine çağdaş, kendine Müslüman olması aslında rejimin bu kadar yaygın insan hakları ihlallerini çok kolay yapmasının en önemli sebeplerinden biri. Yani toplum ayrım gözetmeden mağdur kim olursa olsun, kadın, erkek, Alevi, işte cemaat mensubu vesaire hep beraber ses çıkarabilse Erdoğan rejiminin, sarayın işi hiç bu kadar kolay olmaz diye düşünüyorum. Mesela tipik bir örneğini gördük. Gürsel Tekin, CHP'nin önemli isimlerinden, önde gelen isimlerinden biri, yaptığı bir açıklama var bu şeyle ilgili. Belgeselle ilgili tepkiler sonrası. Aynen şu cümleyi kurmuş. Hocam aktarayım, bunu değerlendirelim. Çünkü sorunların temelinde bu kafa karışıklığı ya da kafa bozukluğu diyelim, çarpıklığı yatıyor. Diyor ki, iki solcu KHK'lının yaşadıklarını anlatan Kaan Hükmü filmi hiç alakası olmadığı halde FETÖ'cülükle suçlandı. Yani İşte dediğim. açıkça da yapıyorlar bunu yani, açıktan da söylüyorlar. Farkında bile değil mi bilmiyorum. Yani bu bayağı bir bayağılaşmış, olağanlaşmış bir zihniyet bozukluğu değil mi bu? Ya ne olur tabirimi siz de beni izleyenler de affetsinler. Yani ben biraz böyle refleksif tepkileri vermenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Domuz gibi farkındalar yani. Nasıl farkında? Domuz gibi farkında. Yani dediği şeyin o kadar farkında ki zaten bu rejimin, bu FETÖ 15 Temmuz, 17 Aralık gibi diskur saptırmalarını, yani manipülasyonlarını CHP olmadan ve bu merkez partiler bu diskuru satın almadan, kabul etmeden yapmaları mümkün olmazdı. Yani eğer en başından itibaren ya Evet. kardeşim saçma sapan konuşmayın, nerede bir silah bulunmuş, nerede bir bomba bulunmuş, nerede bir tetiş, bir şiddet olduğu görülmüş, bu adamlara terörist diyorsunuz diye çıksalar da ilk baştan, hani diyorum böyle 15 Temmuz'dan hemen sonra, bu rejim bu kadar konsolide olmazdı, çökerdi zaten. En büyük hatayı da 17 Aralık 2013 tarihinde yolsuzluk dosyaları böyle patlak verdiği zaman en büyük hatayı bu süreci sulandırmaya razı olarak yaptılar. Yani ilk başta çünkü biliyorsunuz bu kasetler, tapeler ortaya çıktığı zaman ortalığı yıktılar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünden bütün bu tapelerin içeriklerini okudu ki dedi ki ya bu tapeleri falan yok ederler, meclis kayıtlarına sokalım biz bunu. Yani bu kadar ciddiye aldılar. Sonra rejimin efendim 17 Aralık 2013 bir sivil darbe teşebbüsüydü söylemini sessizce kabullendiler. Yani onu bıraktılar, onu sümen altı ettiler resmen. Şimdi Evet. bu böyle olursa bu tip şeyler, bakın faşizmle ve hukuksuzlukla ve otoriterlikle mücadelede böyle otoriter eğilimler, rejimler hiç böyle boşlukları kabul etmez, biliyor musunuz? En önemli noktası bu. Yani o yüzden böyle Gürsel Tekin şimdi bu çıktığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Rejimin yelkenlerine korkunç bir rüzgar oluyor bu. Yani değirmenine büyük bir su, böyle müthiş bir enerji sağlıyor rejime. Yani rejim kendini yeniden üretiyor, yeniden doğmuş gibi oluyor. Ya şimdi ne gerek var böyle bir çıkışa? Mesela Gürsel Tekin şunu söyleseydi, direkt o FETÖ METÖ hikayelerine girmeden ve solculukla alakalı falan parantezi açmadan direkt KHK'lara sahip çıksaydı çok büyük bir darbe alacaktı rejim yani. Bunu sulandırdılar. Bakın şu anda biz bu programda neyi konuşuyoruz? Ya sevinemiyoruz. Yani KHK'lara sahip çıkılmasına sevinemeyecek noktaya geliyoruz. Halbuki onlar da bizim KHK'lı kardeşlerimiz. Yani solcu olması, sağcı olması, dindar olması, seküler olması bunu beni hiç ilgilendirmiyor yani. Adamın başına bir hukuksuzluk gelmiş. İnsan onlar. Ve bunu hak etmiyorlar. Anayasal hakları ihlal ediliyor. O yüzden bu parantezi açarak bizi de bölüyorlar ve bu mücadeleyi zayıflatıyorlar. Altına uyuyorlar bu mücadelemizin yani. Aslında çok haklı bir zemin yakalanmış. İnsanlar, sanatçılar duyarlılık gösteriyor, jüri üyeleri istifa ediyor. İşte artık topluma mal olmuş bir durumda ve bir ne bileyim AKP'nin elindeki bir belediye de olmuyor bu. Yani ev sahibi CHP'li şu anda
Muhittin Böcek herhalde belediye başkanı. Evet. Aslında isteseler bunu çok güzel bir demokrasi hukuk platformuna çevirebilirler. Yani böyle zikzaklar yapmak yerine ya sansürü kabul etmiyoruz. Bunu kanun hükmü belgeselini göstereceğiz ve festivalimizde yapıyoruz demek yerine böyle zikzaklarla işte böyle yok efendim bunlar solcu insanları anlatıyor. Aslında işte cemaatçiler anlatılmıyor. FETÖ kelimesini kullanarak falan. Yine bir fırsatı maalesef kendi elleriyle kaçırmış oluyorlar. Tabii şeyler de yani bir tür Türkiye'nin son 8-9 yılda yaşadıkları müthiş bir karakter testi de. Turnusol gibi her olay henüz tanımadığımız insanları karakterini işte ne kadar çakma demokrat, ne kadar çakma solcu, ne kadar gerçek kişiler olduğunu da ortaya koyuyor. Burada çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkan iki örnek var. Biri jüri başkanlığından çekilen bütün bu gelişmeleri artık hazmedemeyip tepkisini ortaya koyan Demet Akbağ, bir sanatçı Efe Hocam. Diğer tarafta da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilen bir ara gezi protestolarında çıkmış ve geziye destek falan eylemlerine katılmış olan fakat genel müdürlük verildikten sonra bambaşka bir insan haline gelen Tamer Karadağlı. Yani o da Türkiye'de tanınan bilinen oyunculardan biri. Yaptığı açıklama var. Yüz karası yani bir sanatçı için sansürü savunarak diyor ki bakanlığımızın arkasındayız. Yani Kültür Bakanlığı festivale tepki koyup çekildi. Mali desteklerini falan da çekti. Bu da aslında enteresan değil mi? Yani insanların gerçek yüzlerini tanıyoruz. Olumlu tarafı bu. Fakat yani böyle sanatçı olacağına hiç olmasın daha iyi değil mi? Ya tabii ki. Şimdi Tamer Karadağlı için bir şey söyleyemeyeceğim ama Demet abla için şöyle söyleyeyim. Yani ben kendisini Yeditepe oyuncularından tanıyorum. Çok eski zamanlardan yani böyle 20'li yaşlardaki tiyatrocu olarak ilk profesyonel olduğu, ilk oynadığı oyunlar bizim tiyatroda oldu Yeditepe oyuncularında. Babamın mentorluk yaptığı, babamın böyle kol kanat gerdiği genç oyunculardan bir tanesi. İşte Tolga Çevik gibi, Yiğit Bulut gibi böyle çok önemli, değerli oyuncular çıktı. Demet abla da onlardan bir tanesi. En kabiliyetlisi, hep annemle karşılaştırırdı. Yani senin annen gibi çok kabiliyetli bu falan diye böyle. Demet abla çıktığı yerin, o ekolün bütün özelliklerini almış. Yani dik duruyor ve geri adım atmıyor. Bizim peder de böyle bir ortamda kapıyı bacayı yıkardı yani. Ne demek kardeşim, böyle saçmalık mı olur? Yani çünkü insanın biraz kendisine saygısı varsa bir kere sanatçıların duyarlı olması lazım. Yani sanatçılar sadece entelektüel ve zeki insanlar değildir. Tabii ki çok entelektüellerdir, çok zekilerdir ama en önemlisi çok büyük kalpleri vardır ya. Yani sanatçıların o duygusal yönünün çok önemli olduğu kanaatindeyim ben. Dolayısıyla o duygusal yön bazen beyni insanın hata yaptırır ama kalp ona engel olur. Yani rasyonalize ettiğiniz zaman dersin ki ya ben aynada kendi yüzüme nasıl bakacağım, çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağım, bunu yapmamam lazım. Yani onu şimdi mesela Demet ablanın bunu yapmış olması yarın 10 yıl sonra, 20 yıl sonra onun değerini çok daha fazla arttıracak. İnsan olarak ve sanatçı olarak değerini. Tamer Karadağlı için hiçbir şey söylemek istemiyorum. Zaten yani hem kabiliyetsizin teki yani oyunculuk açısından ama o belki başkalarının profesyonel alanına girer. Benim kendi kanaatim. İkincisi de insani olarak da işte bir takım menfaatler için birilerine yaranmak, birilerinin dümen suyuna girmek için böyle bu tarz çıkışlar yapması çok üzücü ve hayal kırıklığı yani çok büyük bir hayal kırıklığı. Evet, yani bir yönüyle de baktığımız zaman 60 yıllık bir organizasyon bu festival. 44 sene önce böyle bir şey olmuş. Yani Türkiye'nin de kaç yıl aşağı yukarı işte 50 yıla yakın geri gittiğinin sanat alanında, özgürlükler alanında, demokrasi alanında, hukuk alanında başka bir göstergesi diye bakıyorum ben bu hadiseye, bu olaya. Efe Hocam bilmiyorum doğru bir değerlendirme mi bu? Kesinlikle, kesinlikle hak veriyorum size Hamit Bey. Evet. Yani bu aşamada yapacak bir şey yok.
Sadece Kanun Hükmü belgeseli dilerim daha çok insanlara ulaşmış olur. Bütün bu tartışmalar nedeniyle o filmde gösterilseydi, başarılı olsaydı belki bir artı olacaktı ama inşallah diyorum ki dünyaya açılır. Türkiye'de çok yerde gösterme imkanı olur. Türkiye'de göstermesi de yasaklanabilir bu arada. Bu kadar kıyamet koptuktan sonra AKP rejimi buna fırsat vermeyebilir ama dünyada birçok festivallere katılması için bence hiçbir engel yok. Bu süreci takip edeceğiz, devam edeceğiz, destek olmaya çalışacağız. Mağdurların kimliğine bakmadan diyelim. Evet, kesinlikle. Aslında çok önemli bir fırsat da doğdu. Yani işte bu Gürsel Tekin gibi soldan kişilere, CHP'ye ve muhalefete. Yani hani cemaatle aynı kareye girmek istemiyorlar. Çünkü öcüleştirilmiş, şeytanlaştırılmış bir grup. Kendilerini de belki eskiden düzgün, yani olumlu bakmıyorlardı. Belki antipatileri vardı. Belki dindarlıkları dolayısıyla antipatileri vardı. Vesaire. Fakat çok önemli bir fırsat doğdu. O fırsat da bugün konuşmak istediğimiz ikinci konuyla alakalı. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı 17 yargıcın olduğu büyük dairenin vermiş olduğu karar. Bir tür aslında Avrupa veya demokratik dünyanın Yargıtay'ı gibi bakılabilir yani. Birkaç, iki üç tane hakimin değil, büyük dairenin vermiş olduğu karar. Hakikaten herkesin saygı duyması gereken, birazcık hukuktan alakası olan herkesin kabul edip etmeme tartışmasına değil, saygı duyması gereken. Farklı ülkelerden 17 tane hakim oturmuşlar. 3 maddede bir tanesini, yani kararlardan birini oy birliğiyle veriyorlar. Çeşitli maddelerin ihlaliyle ilgili konular var. Yalçınkaya kararından bahsediyorum. Yalçınkaya da bu Kanun Hükmü belgeselinde anlatılan mağdurlardan biri gibi öğretmen, fakat bu Yüksel Yalçınkaya Kayserili ve Hizmet Hareketi'yle cemaatle irtibatlı biri. 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verilmiş üyelikten. Terör örgütü üyeliği ile suçladıklarına bu hükmü veriyorlar. Bu hapis cezasını veriyorlar. Ve hapiste de yatmış, fakat önce Yargıtay'a gitmiş karar. Sonra Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru reddetmiş. Yargıtay onaylamış, bir sorun yok demiş. Yani bir öğretmen teröristlikle suçlanmış. Ortaya konan deliller baylak denen epi kullanması, Bankasya'da parası olması, Bankasya'ya para yatırmış olması ve bir de gizli tanığın aleyhindeki iddiaları. Şimdi bunlar Türkiye'deki yargı süreci bittikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı 2017'de, pardon 2020 yılında ve bununla ilgili bir karar çıktı. Şimdi karar diyor ki bu iddialarla bir insan terörist, bir terör örgütünün üyesi olmakla suçlanamaz. Bu tabii sadece Yüksel Yalçınkaya bir kişi, belki bir tane öğretmen ama 8.500 benzer dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bekliyor. 100 binden fazla insanla ilgili işlemler yapıldı. Belki toplam işlem yapılan, soruşturma geçiren insan sayısı 2 milyondan fazla. Evet. Hakikaten çok önemli bir karar. Bunu değerlendirelim. Sizin ilk şeyiniz ne oldu Efe Hocam? Değerlendirmeniz bunun olumlu bir değişime yol açma ihtimalinin ne kadar mümkün? Şimdi öncelikle hukuk olarak olaya baktığımızda, hukuksal perspektiften baktığımızda şunu açığa çıkarmak lazım. Anayasaya göre, Türkiye'nin anayasasına göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu karar, Anayasa Mahkemesi kararının almış olduğu bir karardan daha bağlayıcıdır. Yani Türkiye kendi anayasasına almış olduğu prosedürel durumla alakalı olarak Anayasa Mahkemesi'ne kadar, işte Türkiye'de biliyorsunuz en alt mahkemeden en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ne kadar kademeli kademeli bir dava gelir itiraz olduğu zaman.
Gene Anayasa Mahkemesi'nin alacağı karara da bir itiraz gelirse o artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme hakkı elde eder. O karara itiraz edenler. Burada yaşanan süreç bu. Dolayısıyla bu Türkiye'yi bağlayıcı bir şey. Yani bazıları buna böyle hani sportif ve etik bir mesaj gibi bakıyorlar. Yani işte aman canım ne olacak? Gene işte Avrupa ile ilgili bir tepeden bakan işte Türkiye'yi eleştirmişler falan gibi böyle bir bakan hafif gören insanlar olduğunu görüyorum ve bunlar böyle okuryazar insanlar yani. Ya bunlar hiçbir şey bilmiyorlar. Şimdi bu karar Türkiye'ye açıkça şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim sen kendi kanunlarına uymuyorsun, kendi anayasana uymuyorsun. Olayları eğip büküyorsun. Senin hukuk sistemin güvenilir değil. Sen insanlara kulp takabilmek için hukuku eğip bükmeye çalışmışsın. Ve biz de bunu ifşa ediyoruz diyor açıkça. Bu yargıçların aldığı karar bu. Ve bu karar çok bağlayıcı bir karar. Dolayısıyla önemli noktalardan bir tanesi bu. İkinci nokta, şu andan itibaren Türkiye dışında olup, işte bu Türkiye'deki rejimle başı belaya girmiş insanların elini çok güçlendirici bir şey. Türkiye'dekiler için de çok önemli ama Türkiye dışındaki insanlar için özellikle iltica etmiş veya etmek üzere olan veya işte süreçleri devam eden insanlar için bu uluslararası bir norm niteliğinde. Yani herhangi bir bürokratik birim o iltica işlemlerine baktığı zaman artık diyecek ki ya kardeşim biz boşu boşuna bunu böyle çok ince eleyip sık dokumamıza gerek yok. Çünkü Türkiye'deki durumla ilgili böyle bir mahkeme kaydı var. Neymiş işte bankaya para yatırmış, neymiş işte sözde app olarak bir yerden bir program indirmiş, onu kullanmış falan. Bunlar bir suç delili teşkil etmiyor diye bir içtihatta bulunmuş oldu mahkeme yani. Ve bu bir deniz fenerinin verdiği ışık gibi bütün hukuk prosedürleri, bütün bu idari prosedürler de artık bundan sonra buna göre olacak Avrupa'da ve medeni dünyada Yani yani. normal Türkiye'de hukuk geçerli olsa, adaletin ilkeleri ışığında, anayasanın ilkeleri ışığında bir yargı olsa, bir hukuk düzeni olsa yapılması gereken şey şu. Anayasanın 90. maddesine göre bu karar bağlayıcı ve anında uygulanması gerekiyor. Bu iddialarla yani bankasya, baylak kullanma ve başka böyle işte diyelim ki sendikaya üyelik, Zaman Gazetesi okurluğu vesaire gibi veya bir hizmetle irtibatlı bir okula öğrenci göndermek, çocuğunu göndermek gibi suçlamaların hiçbirisinin bir insanı terörist diye suçlamak için yeterli olmadığına karar vermiş oldu. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en yüksek dairesi yapılması gereken süren davalarda beraat kararı çıkması. Yani bu kararın avukatlar tarafından veya suçlanan kişiler tarafından mahkemeye sunulması sonrasında süren davalarla ilgili beraat ve bitmiş, kesinleşmiş. Çünkü yani binlerce, on binlerce insanla ilgili kesinleşmiş davalar var. Bunların da yeniden yargılanması gerekiyor. Yeniden yargılama talep edilmesi gerekiyor. Fakat zaten ben duruşmasını, Ocak ayındaki duruşmasındaki avukatların konuşmalarını ve devletin, yani Türkiye'yi temsil eden avukatların konuşmalarını falan izlemiştim Efe Hocam. Orada yani özellikle yargının bağımsız olmadığını anlatan avukat, yani Yalçın Kaya'nın avukatı, 8 maddede durumu özetlemiş. Mesela verdiği örneklerden biri şu, diyor ki yargı bağımsız değil, bunun örneklerinden biri, hükümetin Erdoğan rejiminin istemediği bir kararı veren yargıç bir mahkeme sonrasında tutuklandı diyor. Bunu ismiyle, örnekleriyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o divanında, mahkemede, duruşmada ifade ediyor. Böyle 7-8 tane örnek var. Biliyorsunuz bu programda da daha önce konuştuk. Tahliye kararı veren 17-25 soruşturmasını yürüten polislerle ve Hidayet Karaca, gazeteci Hidayet Karaca ile ilgili tahliye kararı veren Mustafa Başer o günden itibaren hem meslekten atıldı, hem eşi mağdur edildi, hem hapiste ve şu anda da tutuksuz serbestlik hakkı kazanmış olmasına rağmen hapiste tutuluyor ve hasta olmasına rağmen hapiste tutuluyor. Yani şimdi bu örnekler anlatıldığı zaman tabii ki makul insanların, hukuka inanan insanların bunlara başka bir şekilde karar vermesi açıkçası ben beklemiyordum.
Fakat şey diyor ki, yani bütün bu kararların ilk muhataplarından biri Adalet Bakanı, AİHM yetkisini açtı diyor. İşte deliller incelememesi gerekirdi falan yani. Bilmiyorum yani, evet gülüyorsunuz, hakikaten komik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı adalet anlayışını yetersiz bulan bir şey var. Adalet Bakanı var. Yani onun için ne kadar olumlu anlamda davalara, bu mağduriyetlerin sona ermesine yardımcı olur, ne kadar direnebilir, o konudaki değerlendirmeniz nasıl efendim? Şimdi şunu söylemek lazım. Bu Adalet Bakanı'nın işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkisini açtı falan demesi tam bir parodi. Yani sirk. Adam sirk maymunu gibi yani. Şimdi buna başka türlü hani böyle bilimsel ve işte içeriği dolu bir açıklama yapmak mümkün değil. Bu sadece komik. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in işte Dışişleri Bakanı'nın ya da işte Saddam Hüseyin'in Adalet Bakanı'nın çıkıp işte yapılan yapılmakta olan insan hakları ihlalleriyle alakalı bir açıklama yapması gibi. Yani işte Irak böyle bir şey yapmaz. İşte bizim devletimiz bir hukuk devletidir falan demesi kadar komik bir şey. Ki o Saddam gibi, Kaddafi gibi, Çavuşescu gibi falan adamların başına ne geldiğini de gördük. Bakın su tesisi su yolunda kırılıyor. Bu rejim buraya doğru gidiyor yani. Nasıl bunu söyleyeceğim? Çünkü kendi iç dinamikleriyle restorasyon yapamayacak noktaya geldiler. Yani restorasyon için kritik bir momentum var. Yani rejim kendi dinamikleriyle ya kardeşim artık çok ifratına kaçtık ya biz bunu normal haline yoluna sokalım diyebilme hani son çıkış otobandaki son çıkışı artık kaçırmak üzereler. O raddeye iş geldikten sonra zaten çok çok negatif gelişmeler olur. Kendileri açısından da tabii ki Türkiye'ye de zarar gelir ama en çok kendilerine zarar gelecek. Çünkü iyicene sertleştiriyorlar rejimin yöntemlerini. Şunu söylemek lazım. Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi gene Altın Portakal'la ilgili söylediğimiz şeylerle yakın bir şey söyleyeceğim. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin deklarasyon niteliğinde olan bu önemli içtihat kararı ortaya çıktığı zaman insan bekliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden, işte İyi Parti'den, DEVA'dan, şuradan, buradan desinler ki kardeşim bakın ya böyle bir artık net bir veri var elimizde. Şu iktidarı hep beraber bir yüklenelim. Bu rejimin diskurunu bir beraber çökertelim. Neymiş bu kardeşim? Böyle bu kadar uyduruk delillerle insanları yani bu bağlantıyı kurmak çok zor değil. Altın Portakal'la ilgili bakın söylediği şey o Gürsel Tekin denilen adamın diyor ki ya işte solcuymuş bu ikisi. Ya ne kadar kötü bak solcuların başına böyle bir şey geliyor. FETÖ'cü değil ki kardeşim bunlar. Yani böyle bir çıkışı var. Halbuki şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu karar Gülen cemaatiyle bağlantılı olan bir insanla ilgili Baylak ve Bankasya ve buna benzer işte fabrikasyon delillerin aslında mahkeme tarafından kanıt teşkil etmeyeceğini ortaya koymuş mahkeme. O zaman tabii ki Türkiye'deki Gürsel Tekin gibi siyasetçilerin, kıdemli siyasetçilerin demesi lazım ki ya kardeşim biz Ali, Ayşe, Mehmet, Selami isimlere bakmadan, ideolojilerine veya işte afilasyonlarına bakmadan bizim bu insanlara sahip çıkmamız lazım. Niye? Çünkü hukuksuzluk görmüşler bunlar. Ya bakın şunu görmek çok zor değil. Şu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar Türkiye'ye diyor ki sen beş para etmezsin, beş paralık sen devlet değilsin diyor aslında Türkiye'ye. Yani sen diyor kendi kanunların var, anayasan var ama sen bunlara uymuyorsun. Bunlara uymadığın için de sen beş para etmezsin diyor. Böyle bir mesaj. Normal şartlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının idrak edileceği şu Evet. Ekim'e kadar, 29 Ekim'de 100. yılını Dalia yapacak. Bu Dalia'ya kadar bu ayıbın kapatılması lazımdı. Yani bu cumhuriyetin 100. yılı böyle idrak edilmemeliydi. Yani bu şekilde Türkiye'nin bir muz cumhuriyetine dönüştüğü, bir kleptokratik, işte otokratik, komik bir devlete dönüştüğü bir şeklin insanları utandırması lazım. Ya buna Atatürkçüyüm diyen, solcuyum diyen, merkez sağdayım diyen veya işte ne bileyim Kürt siyasi hareketlerinde kim olursa olsun yani ideolojik farklarına bakmaksızın ya böyle bir ülkede yaşamak
böyle bir ülkenin vatandaşı olmak utanç verici bir şey. Bunu ortaya koymaları gerekiyor artık yani. Ve aslında iyi bir fırsattı. Yani sol çevreler için, CHP için, muhalefet için, yani Türkiye'de diyelim ki yargının kararlarına saygılı olmaya çalışıyorlar. Yani ya Erdoğan rejiminin yargısının yanlışlarını görmeleri gerekiyordu aslında. Yani bir sürü insanla ilgili kararlar çıktı. Bunlar içinde CHP Genel Başkan Yardımcısı bile var. Evet. Yani bu kararlara yani 17-25'ten itibaren Türkiye'de yargının kalmadığını, hukukun kalmadığını görerek hareket etmeleri gerekirken maalesef görmezden geldiler. Hadi diyelim ki Türkiye'deki kurumları bu şekilde değerlendirdiler. Artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının içtihadı var. Yani büyük Evet. dairenin 17 yargıçlı kararın verdiği bir karar var ve şeyleri çöpe atıyor. Yani şu ana kadar vermiş olunan yüz binlerce insanı mağdur eden kararları çöpe atan bir karar. Muhalefet bunu bir fırsat olarak görüp aynı Altın Portakal'da konuştuğumuz gibi yani bunu bir platforma çevirmesi lazımdı. Türkiye'nin hukuka dönmesi için bunu ailelerle beraber kattığın zaman çok büyük de bir kitle, çok büyük bir topluluk. Yani 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon insanı ilgilendiren bir şey. Ama böyle bir genel olarak bir sessizlik havası var. Değil mi? Yani Evet. doğru düzgün bir sahiplenme Çünkü yok. memnunlar. Yani Gülen cemaati ve Kürt siyasi hareketi Türkiye'de sadece bu rejim tarafından hedefe alınmış olan gruplar değil. Aynı zamanda bunun arkasında CHP'si var, İyi Partisi var. Yani bu böyle kolektif olarak yaptıkları, toplu halde yaptıkları ve halka da endoktrine ettikleri, beynini yıkayarak halka da endoktrine ettikleri bir algı oluşturdular. Dolayısıyla bunun en büyük sıkıntısı bu. Bu sadece karşımızda Erdoğan ve çetesi olsaydı çoktan çökmüşlerdi yani. Fakat bu muhalefet bunlara çok ciddi anlamda bir meşruiyet devşiriyor. Ve bu meşruiyet de insan hakları mücadelesi yapan insanların elini kolunu bağlıyor. Ayaklarına ağırlık oluşturuyor. Bu ağırlıkların yani bir anda hafifletilmesi ve hukuku geri dönüyor. Ya biz şimdi hani şöyle bir şey var. İdeolojik bir kavga içinde değiliz ya. Yani bu işin Çok en önemli. acıklı tarafı bu. İdeolojik bir kavga için bakın ideoloji mesela sizin ideolojinizle benim ideolojim aynı değil. Yani bizim hayata bakış açımız farklı olabilir ki bu çok normal bir şey. Yani bu batıda da dünyanın medeni ülkelerinde de insanlar Evet. çok iyi arkadaş olabilirler, çok iyi meslektaş olabilirler ama her biri olaylara aynı şekilde bakmayacak. Bu olan bir şey. İnsanlar siyasetin de zaten ana dinamiği insanların farklı düşünmeleridir yani. Bu çok normal. Ama bu parantezi açtıktan sonra şunu söyleyeyim. Oyunun kuralları konusunda yani asgari müştereklerde biz bu oyunu yani bu kolektif mücadele veya kolektif siyaset denilen mekanizmayı nasıl kurallandıracağız? Nasıl bel altı vuruşları engelleyeceğiz. Nasıl haklara, hukuka sahip çıkacağız? Bu konularda bunların ideolojisi olmaz. Bunun temel dinamikleri insan haklarıdır ve evrensel hukuktur, pozitif hukuktur. Bunlar konusunda hepimizin hemfikir olması lazım. Maalesef böyle bir hemfikirlik durumu yok. Türkiye'de mahallelere bölünmüş, klanlara, kabilelere bölünmüş, ideolojik anlamda, ciddi anlamda kutuplaşmış olan bir ülke olduğu için Türkiye, herkes bundan zarar görüyor. Şöyle düşünün yani bir gemi var. Gemide herkes farklı yönlere doğru kürek çekmeye çalışıyor. Yani bir ortak geminin bir ortak yönü olur, bir rotası olur. Bu rotayı tespit edersiniz asgari müştereklerde. Ya bu asgari müşterekler haktır, hukuktur. Başka ne olabilir ki? Yani o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir insanın uğramış olduğu bir haksızlık hepimizin uğradığı veya uğrama potansiyeli olan bir haksızlık. Dolayısıyla eğer etik gerekçelerle o insana sahip çıkamıyorsanız bile en azından kendinizi düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki ya yarın bir gün benzer nedenlerle, benzer uyduruk delillerle benim de hayatımı karartabilirler. O yüzden ben buna karşı çıkıyorum. Yani en azından bu etiğiniz yoksa, ahlakınız yoksa en azından rasyonel aklınızın gereği olarak bunu yapmanız gerekiyor. Yani Türkiye'deki muhalefetin durumunu izah edebilecek hiçbir şey yok. Bu bir intikam. Yani şey yapıyorlar resmen Gülen hareketinden
ve Kürt hareketinden nefret ediyorlar. Ve bu nefretin de bir böyle makul bir izahı yok. Yani ha, bir takım noktaları eleştirirsiniz. Yani hoşunuza gitmeyen bazı noktaları varsa onları tabii ki eleştirin ama ya adamın hayatını karartmışsınız aile boyu. Yani Evet. ipini çekmişsiniz. Sosyal soykırıma uğratıyorsunuz insanları ve bu kitle sizin de dediğiniz gibi 2 milyonun üstünde yani çoluk çocuklarıyla beraber artık sinirleniyorum. Yani çoluk çocuklarıyla beraber baktığınız zaman o 2 milyonu 5 ile çarpın 10 milyona yakın insan bu mağduriyetleri yaşıyor. Türkiye'deki her 8 kişiden bir tanesi bu mağduriyetlerin bile tam böyle orta noktasında içinde yani. Evet, yani her şeye rağmen mücadelenin sonuç alma için belki, yani istediğimiz sonucu istediğimiz zaman almamıza belki imkan vermeyebilir, ama şu mücadele, hukuk mücadelesi, işte meydanlardaki mücadele, cılız seslerle bile olsa yapılan mücadele bir sonuca ulaşabiliyor. Ve bundan sonra şu olacak, yani bu kararları benim kanaatim, uygulamak istemeyecekler belki, fakat zorbalıkları iyice tescil edilmiş olacak. Yani Türkiye'de de artık bakıyorum, bazı meslektaşlar şimdiye kadar böyle bu konulara duyarsız kalan insanlar da artık ses vermeye başlıyorlar. Ya bu Bankas, ya Baylok meseleleri falan inandığımız gibi, gördüğümüz gibi değilmiş. Bunlar çürükmüş, bak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de şey yaptı diye. Yani aslında bu açıdan bakıldığı zaman olumlu bir tarafı var ve mücadele hiçbir zaman boşa gitmiyor. Sadece zamanlamasını bilmiyoruz. Yani AKP rejimi birazcık insanlığa, birazcık hukuka dönecek olsa elinde çok güzel bir fırsat var. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekçe göstererek, bu kararı gerekçe göstererek yüz binlerce insanın mağduriyetine son verebilir. Gerçekten bir zulümdü yani. Şimdi bir öğretmenin hayatta şiddetle ilişkisi olmamış bir insanı terörist diye terör örgütü üyeliğiyle suçlamak absürt değil mi? Yani bunu ilk günden beri biz söylüyoruz. İlla Avrupa Evet. İnsan Hakları Mahkemesi'nin reşmiyetten kararını beklemeye gerek yoktu, ama böyle bir sapkınlığa düştü. Bunun tabii Türkiye'ye de faturası çok olacak. Bir sürü insanlara tazminatlar dönecek. Bazı insanların tabii ki tazminatla falan da karşılanmayacak, çünkü öldürdüler, katlettiler. Yani Gökhan Açıkoğlu'yu hatırlayın Efe Hocam. Tabii. İzleyicilerimiz de hatırlasınlar. Yani o da bir öğretmendi. Darbecilikten suçlandı, gözaltına alındı. Gözaltındayken işkenceden öldürüldü. Sonra Türkiye mahkemelerinde, yani ahimi de beklemeden beraat etti, görevi iade edildi, ama artık göreve iade edilecek birisi yoktu. Çünkü Gökhan Açıkoğlu çoktan Evet. ölüp gitmişti. Bazı zulümlerin telafisi de mümkün olmayacak, ama keşke en azından muhalefet bu absürtlüğü baştan itibaren görmeleri gereken absürtlüğü en azından bugün görebilseler diye temenni ediyorum. Bu arada biz bugünkü programa Herkül Milas Beyefendi'yi de çağırmıştık. Onunla da bu konuları değerlendirecektik ve cevap bulmakta zorlandığımız bazı konulara böyle aksaçlı biri olsun diye konuşmuştuk. Herhalde bir zaman uyuşmazlığı oldu. Sanki programa şimdi katılabilecek gibi mi? Bir merhaba deyip programın merhaba, merhaba Merhaba. Erkül Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Hocam merhabalar, nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim. Bu Nasılsınız? Nasılsınız? çok teşekkür, çok Evet, teşekkür sağ ediyorum. olun, Çok sağ sağ olun olun. hocam. Çok teşekkür ederim. Ben belli Biraz zaman bir saatlik fark olmuş herhalde. yok ben baştan biliyordum yani saat belli bir saatte buluşacağız. Sonra bana bir mesaj geldi. Hayır öyle değil. Bir saat sonra dediler. Ben de bir saat yattım biraz uyudum yani. O oldu. Evet. Erkü Bey, Canınız sağ olsun. size soracağımız sorular bekliyor. Şöyle yapsak müsaade eder misiniz? Burada neredeyse bitirmek üzereydik. Biz bir saate yaklaştı program. Sizden izleyicilerimize hep beraber hem bir selam vermiş olun, hem bir söz almış olalım. Önümüzdeki hafta programda beraber olalım, olur mu? Tamam, uygundur. Herhalde bir programım uygun şu anda. Yani yine cumartesi günü mü? Cumartesi günü, evet. Evet, o da Cumartesi günü güzel. saati bu sefer biraz daha üzerinde çalışalım. Evet. Daha doğru bir şekilde buluşalım. Belki
Programı yani kapatırken böyle bir 5 dakikamız falan var. Şeyi konuştuk. Çok kısa bir değerlendirme belki alabiliriz. Erkü Bey, bu Kanun Hükmü belgeselinin başına gelen ve festival, 60 yıldır yapılan festival iptal edildi. Bu bilmiyorum, siz de belgeseller yaptınız, bu tür çalışmalar yaptınız. Belki kısaca bir duygularınızı alıp noktayı koyalım. Bir bakıma çok normal, yani Türkiye'ye yakışan, şu an bugünkü Türkiye'ye yakışan bir davranış. Yani sansürün danışkası, korkunun sonucu, yasak. Yasaklar ülkesi oldu zaten Türkiye. Aslında şaşırmadım. Şeyin de yani iptal edilmesi, bütün bu şeyin, olayın iptal edilmesi de iyi bir şey. Yani bu yankıları olacak, dünyada da görülecek. Yani bu, çünkü bir oyun oynanıyor. Sözde cumhuriyet, sözde özgürlük, sözde böyle bir demokratik rejim varmış gibi bir öyle bir oyun oynanıyor. Ve bu olaylar ortaya çıktı. Yani neyin, nelere izin verildiğini, nelere izin verilmediği gayet açık ortaya çıktı ve sanıyorum dünyada da yankıları olacak. Yani bu maske düşmüş oluyor. İyi oldu yani. İyi oldu bir Evet, bakıma bu. biz de olumlu tarafı bu olarak gördük. Kanun Hükmü denen o belgesel ve Türkiye'deki bu işte sansür, hukuksuzluk, zorbalık en iyi şekilde afişe edilmiş oldu. Yani herhalde o Kanun Hükmü bir belgesel olarak bunu anlatıyor muhtemelen. Fakat Ben ondan çok belki yani. 1 milyon kez daha güçlü bir şekilde anlatılmış olacak bu. Yani çok enteresan, yani belgeselin Evet. tanıtmak, göstermek istediği şeyi sağ olsunlar böyle bir şey yaptılar, gösterdiler. Yani evet, belgesel Evet. doğru yoldadır, verdiler yani. Bu haftanın iki olayı da biraz öyle. Diğer konuştuğumuz konu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karardı. Aslında bu seçimden sonra bir şey oluştu. Yani sanki Türkiye'de normal demokrasiymiş, işte seçimlerde yapılıyor, muhalefette çok ufak bir farkla kaybediyor falan gibi bir şey oluşmuştu, hava oluşmuştu. Bunu da bazılar yutmuştu yani dünyada. Böyle Amerika'da, Avrupa'da falan da yutanlar vardı. Onlara da hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını hem de bu festivalin başına gelenleri ben açıkçası takdim ediyorum. Alsınlar, bunlarla mutlu olsunlar. Yani demokrasi dedikleri Erdoğan rejimi bu işte. Yani aslında Batı'da Türkiye'nin durumunu anlamayan yok. Bütün mesele işte Türkiye'yi kaçırmayalım, başka bir şey, başka bir cepheye geçmesin filan kaygıları var. Yoksa herkesin ne olduğunu gayet iyi biliyor. İşte baskıların yeterince etkili olmamasının nedeni bu çekingenlik. Yani biz şu anda zaten gergin bir dünyamız var. Avrupa'da bir savaş söz konusu. Bu Türkiye'nin şantajından korkuyorlar. Bence korkmamaları gerekiyor. Biraz daha cesur davranmaları gerekiyor. Ama anlıyorum, yani onların kaygılarını da anlıyorum. Ama sanıyorum Batı da bunu yavaş yavaş görmeye başladı. Yani bu şantaja karşı gerileyince daha da kötü olacağını görüyorlar. Ve Amerika başta olmak üzere biraz daha kararlı davranıyor. Evet, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını bazıları bu şekilde yorumluyor. Yani Türkiye'ye artık pışpışlama dönemi sona eriyor. Alttan alma tavrı değişiyor şeklinde yorumlayanlar da var. Çünkü son 8-9 senesinin çöpe atmış oldu. Yani Erdoğan rejiminin yaptığı bu zulümlerin temelini yıkmış oldu bu kararla. Efe Hocam, ne diyorsunuz? Haftaya devam ediyor muyuz? Evet evet Kaldığımız hocamı yerden. gördüğüme çok sevindim. Hocam umarım haftaya bir araya geliriz. Çok daha detaylı konuşuruz. Çok güzel bir program olacak. Sizi tekrar aramızda görmek için dört gözle bekliyoruz gerçekten. Evet, Sağ Erkü Bey, o zaman haftaya görüşmek üzere Tamam, diyoruz. oldu. Oldu. Çok 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 teşekkür ediyoruz. En azından görmüş olduk kısa bir sürede olsa. Değerli izleyiciler, yeni bir programda, yeni bir kum saatinde görüşmek üzere.
Hepinize selamlıyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Efe Hocam size de hayırlı günler diliyorum. İyi haftalar Çok diliyorum. teşekkür ederim. Yeni Çok bir okum teşekkür ederim. saatinde Bir görüşmek mukabele. üzere. Selamlar.